Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Bu Hangi Hayvan kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu karınca yiyen. Büyük karınca yiyen, Orta ve Güney Amerika'ya özgü, büyük böcek yiyen bir memeli türüdür. Yaşayan 4 karınca yiyen türünden biridir ve tembel hayvanlarla birlikte dişsiz memeliler takımına sınıflandırılır. Ağaçlarda yaşayabilen diğer karınca yiyen ve tembel hayvan türleriyle karşılaştırıldığında bu tür daha çok yerde yaşamaktadır. Boyu 182 ila 217 cm aralığında ve ağırlığı erkeklerde 33 ila 41 kilogram, dişlerde ise 27 ila 39 kilogram arasında olan büyük karınca yiyen kendi familyası içinde en büyük türdür. Uzunca burnu, uzun tüylü kuyruğu, uzun ön pençeleri ve kıllanır kendine özgü renkleriyle kolayca ayırt edilebilir. Büyük karınca yiyen aralarında savanlar ve yağmur ormanlarında bulunduğu çeşitli doğal ortamlarda yaşar. Açık alanlarda beslenirken daha ağaçlık alanlarda da dinlenir. Asıl olarak uzun ön pençeleriyle topraktan kazıp çıkardığı karınca ve termitleri uzun ağzı ve yapışkan dili yardımıyla toplayarak beslenir. Birbirine geçen alanlarda yalnız olarak yaşarlar. Ancak ana yavru ilişkisi sırasında yetişkin erkekler arasında görülen salgın etkileşimlerde ve çiftleşme dönemlerinde de bir araya gelirler. Anne karınca yiyenler yavruları sütten kesene kadar onları sırtlarında taşır. Büyük karınca yiyen Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından soyunun tükenme riski yüksek olduğundan ötürü hassas türler arasında listelenmiştir. Daha önceden doğal olarak bulunduğu bazı bölgelerde soyu tükenmiştir. Buralarda özel olarak koruma altındaki bölgelerde yaşamlarına devam edebilmektedirler. Belirgin dış özellikleri ve göze çarpan davranışları nedeniyle büyük karınca yiyen Kolomb öncesi Amerika kültürlerinin mitlerinde ve folklorunda bulunduğu gibi popüler kültürde de yer almaktadır. Büyük karınca yiyen değişik doğal yaşam alanlarında bulunabilir. Brezilya'da Pantanal'da yapılan 2007 tarihli bir araştırma sonucunda bu hayvanların genellikle açık alanlarda beslendikleri ve ormanlık alanlarda dinlendikleri gözlemlenmiştir. Bunun sebebi ormanlık alanların açık alanlardan serin günlerde daha sıcak, sıcak günlerde daha serin olmasıdır. Büyük karınca yiyenler hem gündüzcül hem de gececil olabilir. Pantanal'da 2006 yılında yapılan bir araştırma sonucunda ise büyük karınca yiyenlerin çoğunlukla gececil olduğu, yani geceleri ve sabah erken saatlerde aktif oldukları ve sıcaklık arttıkça dinlenmeye çekildikleri gözlemlenmiştir. Daha serin günlerde ise aktif oldukları saatleri öne çekmekte ve gündüzcül olabilmektedirler. Büyük karınca yiyenler tipik olarak yoğun çalıklar arasında dinlenir, ancak serin günlerde uzun otlar arasında dinlenirken görülebilirler. Uyumak için toprakta sığ bir çukur kazarlar. Hayvan uyurken kıvrılarak yatar ve kuyruğunu gövdesinin üzerine örter. Kuyruk hem vücut ısısını korumaya yarar hem de kamuflaj sağlar. Güneşli bir sabah günü ortam sıcaklığı 17 derece iken bir büyük karınca yiyenin kuyruğunu üzerine örtmeden uyuduğu gözlemlenmiştir. Bunun sebebinin güneş ışınlarından yararlanmak olduğu sanılmaktadır. Büyük karınca yiyenler iyi yüzerler ve geniş nehirleri geçebilirler. Kendilerini yıkadıkları gözlemlenmiştir. Aynı zamanda tırmanabildikleri de gözlemlenmiştir. Besin ararken ağaçlara ve termit yuvalarına tırmanabilmektedirler. Amazon havzası yerlerinin mitolojisi ve folklorunda genellikle büyük karınca yiyen, jaguarın işini bozan, hilebaz tipiyle ve uzun burnu nedeniyle de bazen de mizahi bir figür olarak yer bulur. Peru'nun Amazon ormanlarında yaşayan Shipibo kızılderilerine ait bir masalda büyük karınca yiyen jaguarı su altında kim daha çok nefes tutar diye iddiaya sokar. İki hayvan da postlarını çıkararak suya dalar. Ama hemen sudan dışarı çıkan büyük karınca yiyen jaguarın postunu çalarak jaguara kendi postunu bırakır. Amazon ormanlarında yaşayan Brezilya kızılderilerinden Kayapo halkı isim verme ve ergenliğe geçiş töreni sırasında aralarında büyük karınca yiyenin de olduğu çeşitli hayvan ve ruhların maskelerini takarlar. Büyük karınca yiyen maskesine dokunan kadınların ve bu maskeyi taktığı sırada tökezleyen erkeklerin öleceğine ya da önemli bir fiziksel rahatsızlık geçireceğine inanılır. Amerika kıtasının İspanyollar tarafından kolonileştirilmesi sırasında büyük karınca yiyen gösteri amacıyla Avrupa'ya götürülen yerel hayvanlardan biriydi. Başlarda Avrupalıların tüm karınca yiyenlerin dişi olduğunu ve üremek için uzun burunlarıyla çiftleştiklerini sanıyordu. Bu yanlış inanış doğa bilimci Felix de Azara tarafından düzeltilmiştir. 20. yüzyılda Salvador Dali hayali olarak büyük karınca yiyenin attan daha büyük boyutlara eriştiğini, aşırı derecede vahşi olduğunu, muhteşem bir kas gücüne sahip olduğunu ve korkutucu bir hayvan olduğunu yazmıştır. Karınca yiyen hakkında bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.